Halkların Demokratik Partisi grubu adına dördüncü olarak Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Ayhan konuşacaklar. Buyurun Sayın Ayhan. Nasıl? Yeni gördük de devre kaybı. Beni mi? Buyurun Sayın Ayhan. İlk defa görüyoruz. Yok hayır Sayın yani Ayhan devam eden milletvekillerimizden. Buyurun Sayın Ayhan. Siz yoksunuz. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve bizi izleyen tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Şimdi AKP'li arkadaşlar da böyle laf atma, sataşma gibi bir gelenek mi olmuş, bir geçmişten gelmiş bilmiyorum ama bu yine mahsus bilmiyorum. Ben tarzım da değil, öyle de şey etmek de istemiyorum. Tabii ben biraz önce yapılan tartışmaların da gerçekten hedeflenmiş olduğumuz seviye itibariyle yapmakta olacağımız ve tahayyül ettiğimiz Türkiye itibariyle de çok talihsiz tartışmalar olarak da değerlendiriyorum. Yani insanların düşüncelerini, fikirlerini söyleme özgürlüğünün olması gerektiğini en fazla savunan ve meclisin burasının en fazla olması gereken bir yer olması itibariyle de bu geri tartışmaların, bu kendine göre tartışmaların burada bir siyaset malzemesi olarak yapılmasında asla doğru bulmuyorum. İnsanlar tartışmalıdır. Tartışmayan insanlardan korkulmalıdır. İnsanların düşüncelerini açıklamaması bizi daha fazla tedirgin etmelidir. Daha fazla ne yapmalıyız noktasına sevk etmelidir. Dolayısıyla insanların düşüncesini açıklaması, düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz. Belki size tekrar da olacaktır ama yadırgamamak, bunu saldırıyla, bunu farklı niyet okumalarla değerlendirmemek gerekiyor. Bunu ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, şimdi Çalışma Bakanlığı'nın bütçesi üzerine biz Plan Bütçe Komisyonu'nda da epeyce de konuştuk. Özellikle Çalışma Bakanlığı'nın bütçesinin çalışma alanının çok yoğun ve çok sorunlu olması itibariyle oldukça eleştiriye açık bir bütçe olduğunu öncelikle ifade etmek gerekiyor. Şu anda biz bu bütçeyi konuştuğumuz gün itibariyle bugün Soma'da bir maden ocağında bir işçi ne yazık ki yaşamını yitirmiştir. Ve son 11 ayda 2007 yılından günümüze kadar son 11 ayda 1851 işçi iş cinayetleri dediğimiz cinayetlerle ne yazık ki yaşamını yitirmiştir. Ucuz iş gücü ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edilen çalışanlar yaşamını yitiriyor ve insanlar ekmek kazanmak için, para kazanmak için, evine aş ekmek götürmek için yaşamını yitirmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bir bu noktayı ifade etmek gerekiyor. İkincisi, Türkiye'de ekonomik göstergeler giderek kötüleşirken çalışma yaşamında da iş cinayetleri, işsizlik, ücret eşitsizliği gibi temel konu başlıkları yaşamın bütün alanına yansımaktadır. Çalışma Bakanlığı ne yazık ki şu ana kadar işsizlik başta olmak üzere iş güvenliği, eşit ücrete yönelik çalışmalarda sınıfta kalmıştır. Buna ilişkin çok ciddi, çok kalıcı çalışmalar yapmamıştır. Adeta denilebilir ki Çalışma Bakanlığı işsizlik bakanı olmuştur. Bakın daha dün TÜİK işsizlik rakamını açıkladı. 10.6 olarak açıkladı. Ve ondan bir hafta önce büyüme rakamları açıklandı. %11.1 olarak açıklandı. İşsizlik geçen aya göre %0.6 azalmış ama büyüme %11.1 olmuştur. Bu büyük bir makas açıklığıdır. Bu büyük bir çelişkidir. Eğer büyüyorsak işsizliğin de azaltılması gerekiyor. Eğer büyüyorsak ücretlerin de artmış olması gerekiyor. Çalışanların ücretlerinde de iyileşme olması gerekiyor. Esnafın ticaretinde de iyileşme olması gerekiyor. Çiftçilerin yaşamında da iyileşme olması gerekiyor. Yani bir bütün en aslında yaşamda iyileşme olması gerekiyor. Ama büyüme rakamları emeğiyle, ücretiyle çalışanlara yansımıyor. Kime yansıyor? Bir avuç finans sektörüne, bir avuç paradan para kazanan kesime yansıyor. Dolayısıyla hazine garantili fonlarla piyasaya sıcak para sürülmesiyle ortaya çıkarılan büyüme
tamamen hormonal bir büyümedir, tamamen sanal bir büyümedir. Ve bu büyüme reel üretime yansımamıştır. Reel üretimde herhangi bir yansıması olmamıştır. Bakın tarımda olmamıştır. %2.8 tarımda büyüme olmuştur. %18.7 inşaat alanında büyüme olmuştur. İmalat sarayında büyüme %14 civarında kalmıştır. Yani bir ülkede tarım eğer büyümüyorsa ekonominin büyümesi de mümkün değildir. Bir ülkenin temel ekonomisinin motoru tarım ve tarım sanayidir. Ve buradaki büyüme eğer gerçekleşmiyorsa dolayısıyla buradan doğru bir ekonomik büyümeden bahsetmek çok da gerçekçi değildir. Yani reel sektörde bir büyümeden söz etmek mümkün olmamıştır. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Bir diğer konu ise işsizlik. Bakın işsizlik çığ gibi büyüyor. Yani 3 milyonun üzerinde resmi rakamlara göre 3 milyon 600 civarında işsiz var şu anda Türkiye'de. Ve bu işsizlerin çoğu genç nüfustur. Diğer taraftan işsizlik büyürken Çalışma Bakanlığı kendi bütçe sunuşunda 29 kez istihdamdan bahsetmiştir. Ne gariptir ki istihdamdan bu kadar bahsedilen Çalışma Bakanlığı 2018 işsizlik hedefini de 10.7 koymuştur. Yani bugünkü hedefi olarak koymuştur. Yani siz bu kadar istihdamı artıracaksanız, bu kadar istihdam alanı yaratacaksanız ve sizin görevinizden biri bu istihdamı yaratmaksa işsizliği düşürmeniz gerekiyor. Şimdiden peşinden 2018 yılında Çalışma Bakanlığı'nın işsizliği düşürmeyeceğine dair bir vaadi söz konusudur. Bu da çok ilginç bir çelişkidir. Diğer taraftan bu İşkur meselesi. Yani İşkur hakkında o kadar çok şey söylenebilir ki son Sayıştay raporlarında da bu kendini açık bir şekilde ortaya koyuyor. 2006 yılından beridir İşkur Sayıştay'a düzenli bir şekilde bilgi vermemektedir. Bakın devletin bir kurumuna Milli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan bir kurum rapor sunmamaktadır. Ve İşkur neye hizmet etmektedir? Siyasal iktidarın kendi seçmenlerini tatmin etmek ve bunun üzerinden seçmen oluşturma maksadıyla politik bir alan olarak kullanmaktadır. Yani işsizliği, iş güvencesini, istihdamı geliştirmesi gerekirken, bunu yaygınlaştırması gerekirken tamamen bir siyasal anlayışın, yani AKP anlayışının bir alan olarak değerlendiriliyor ve illerde, ilçelerde AKP'nin il ve ilçe örgütlerinin kendi yandaş kesimlerinden arpalı olarak değerlendiriyor. Bakın 2017'nin sanırım Eylül ayındaydı. Bir gazetede İşkur'la ilgili büyük bir vurgun ortaya çıkmıştı. Bu vurgun neydi? İşte İşkur üzerinden çeşitli patronların işçileri oraya yönlendirerek işçiler için ödemesi gereken sigorta primlerini İşkur'a ödettirerek ve oradan da çok düşük bir ücrette bir vurgun bir süreci yaşandı. Öyle bir olay yaşandı. Bu bile Çalışma Bakanlığı açısından oldukça önemli bir şeydir. Yani Çalışma Bakanlığı eğer Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bu iş yerlerini denetleyemiyorsa, bu iş yerler üzerinde bir denetim mekanizması kurmuyorsa bu bakanlığın oldukça eksik yaptığı ve bakanlığın oldukça sorumluluk alanı içerisinde olan bir husustur. Diğer konu ise denetim çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiyor. Örneğin basına da yansıdı. 1308 muhtarın primi yatırılmamış. 1308 muhtarın primi yatırılmamış ve bunların 6 milyon civarında SGK'ya zarara uğratılmıştır. Dolayısıyla bu muhtarlar kaçak bir şekilde çalıştırılmıştır. Yani bu da Çalışma Bakanlığı'nın denetimi ve kontrol altında olan bir alandır. Buna benzer birçok alanda Çalışma Bakanlığı'nın yeterli denetimi yapmamasından kaynaklı büyük vurgunlar ve büyük kayıplar gerçekleşmektedir. Diğer bir konu geçtiğimiz günlerde çıkarılan arabuluculuk yasasıdır. Bakın arabuluculuk yasası zaten önceden vardı. Önceden var olan bir yasayı tekrardan işçi aleyhine çıkarmak sermayeden yana, patrondan yana bir tutum almaktır. Zaten mevcut iş kanunu gereği patrona karşı zayıf olan işçi korunurken arabuluculuk sistemiyle siz ne yaptınız? Patrona karşı işçiyi daha zayıf bir noktaya getirerek işçinin hak aramasını arabuluculuk şartıyla önünü kestiniz. Dolayısıyla bu da iş yaşamında, çalışma yaşamında işçinin aleyhine gerçekleştirilen bir düzenlemedir ve bunun da bir an önce gözden geçirilmesi gerekiyor.
Diğer bir konu OAL kapsamı ve KHK'larla birlikte Çalışma Bakanlığı'nın aslında koruması gereken bir alanda yaşanan hak ihlalleridir. Özellikle kamu çalışanları bu süre içerisinde, son bir buçuk yıllık süre içerisinde büyük bir hak ihlaline maruz bırakılmışlardır. Nedir bunlar? İşte OAL boyunca 111.588 kamu emekçisi, yani kamu çalışanı ihraç edilmiştir. İdari işlemle ihraç edilen, açığa alınan, sözleşmesi yenilenmeyenlerle birlikte bu sayı 130.000'in üzerine çıkmıştır. İhraçların büyük kısmı da Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılmıştır. 33.227 Milli Eğitim personeli ihraç edilmiştir. Devlet üniversitelerinde bu paydan nasibini alan 5.717 akademisyen, 1.306 idari personel ihraç edilmiştir. Ve halen de işte bu OAL komisyonu denilen hak aramalarına yönlendirilen yerlerden onlara yönelik bir cevap gelmemiştir. Ve bunlar hukuksuz bir şekilde tamamen keyfi ve niyet okuma yöntemiyle ihbarlara ve benzeri yaklaşımlarla ihraç edilmişlerdir. Ve bu kamu emekçilerine ihraç edilen kamu emekçileri için yargı yolu halen de kapalıdır. Diğer bir konu taşeron konusu. Özellikle çokça konuşulan, çokça işte son günlerde gündeme getirilen ve bizim de aslında defalarca bu taşeron uygulamasının yanlış olduğunu söylememize rağmen bir taşeron düzenlemesi geliyor. Aslında taşeron kendisi yasa dışı bir şey. Taşeronlaşmanın kendisi yasa dışı bir şey. Hükümet şimdi bu yasa dışı bir şeyi yasal bir düzenleme yapacakmış gibi topluma sunmaya çalışıyor. Yani insanların yasa dışı bir şekilde çalıştırması ne kadar kabul edilemezse onu yeniden düzenlemek için yasa çıkarmak da o kadar kabul edilemez bir şeydir. Dolayısıyla bu da büyük bir çelişkidir. Bugün taşeronu bir yerden alıp bir işçiyi bir taşerondan alıp başka bir taşerona vermek çok marifet değildir. Bu şuna benziyor. Yani babasının şiddetinden kaçan bir kızın koca şiddetine maruz bırakılmasıdır. Yani siz özelden alıyorsunuz, belediyenin şirketine veriyorsunuz. Güvence, kadrolu çalışma, ücretlerinde iyileştirme gibi herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla bu bile büyük bir saptırmadır ve onların haklarını savunmaya yönelik ifade edilen hiçbir şeyin doğru olmadığını gösteren bir uygulamadır. Bir diğer konu, özellikle bu OAL süresince çalışanların grev yapmama hakkı. İşte AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan söylediği gibi biz OAL'ı işverenlerin daha iyi kar etmeleri için ve işverenlerin lehine ilan ettik söylemi bile başlı başına bu OAL'ın rejiminin neye ilişkin, neyin çıkarına, neyin faydasına kullandığını da göstergesidir. Yani burada işçiler korunmuyor, burada çalışanlar korunmuyor, burada çalışanların hakları korunmuyor. Tamamen onları sömürü ve artı değer baskısı altında tutan kesimlerin çıkarlarını korumak için kullanılıyor OAL. O açıdan da bu OAL uygulaması da oldukça yanlış, oldukça eşitsiz ve hukuksuz bir uygulamadır. Çalışma yaşamında ciddi bir şekilde tehlikeye sokan ve iş barış yaşamını da ortadan kaldıran bir uygulamadır ve o halinde bir an önce kaldırması gerekiyor. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı üzerinden o kadar çok söylenmesi gereken şeyler var ki bunu belki bu süremiz yetmeyebilir. Öncelikle arkadaşlar, tekrar etmek gerekirse insanların işsiz bırakılması, insanın ekmeğe, beslenmeye, gıdaya maruz bırakılması ve buna mahkum edilmesi kadar çok utanç verici bir şey yoktur. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bir yerde işsizlik varsa orada ciddi bir insan hakkı ihlali vardır. Bir yerde insanın işsiz bırakılarak terbiye edilmesi gibi bir politika yürütülüyorsa bu asla ve asla kabul edilecek bir şey değildir. Bu hiçbir şekilde ne demokratiktir, ne özgürlükçüdür, ne de eşitlikçidir. Demokratik yaşama, eşit ve özgür yaşama uyumlan bir uygulamadır. Bugün sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin bağlı olduğu sistemin gerçekleştiği bütün yerlerde paradan para kazanma sisteminin, finans sektörünün ve kapitalizmin hüküm sürdüğü her yerde işsizlik çığ gibi büyümektedir. Bugün yapılması gereken emekten yana, eşitlikten yana adaletli bir bütçe oluşturmaktır. Bunun için de toplumun tüm kesimlerinde bir gelir eşitliğini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmektir. Bunu sağlayabilecek adımlar atmaktır. Aksi takdirde insanları işsiz bırakarak insanları terbiye etme anlayışı kesinlikle kabul edilebilir bir uygulama, kesinlikle kabul edilebilir bir anlayış değildir.
Değerli arkadaşlar, konuşmamı Nazım Hikmet'in bir dizesiyle bitirmek istiyorum. Özellikle Nazım Hikmet der ki, yok edin insanın insana kulluğunu, bu çağrı bizim, bu memleket bizim diyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Ayhan. Sayın Ayhan, teşekkür ederiz, sağ olun. Buyurun.